Merhaba, ben Kaan Olgun Türk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim üyesiyim. Sizlere bugün normal açı kavramından söz edeceğim. Ancak normal açı kavramına başlamadan önce odak uzaklığı unsurundan söz etmek istiyorum. Odak uzaklığı bir merceği sonsuza odakladığımızda ışık ışınları birbirlerine paralel olarak gelmeye başlar. Mercek bu birbirine paralel olarak gelen ışık ışınlarını kırar ve merceğin arkasında bir noktada kesişmelerini sağlar. Bu kesişme noktasının merceğin optik eksenine olan uzaklığına odak uzaklığı denir ve odak uzaklığı milimetre cinsinden ölçülür. Odak uzaklığı üç şeyi belirler. Bunlardan ilki görüş açısıdır. Odak uzaklığı arttıkça objektiflerin görüş açıları daralır. Odak uzaklığı kısaldıkça ise görüş açıları artar. Peki bunun dışında aynı zamanda cisimlerin optik büyüklüğünü de belirler odak uzaklığı. Uzun odaklı mercekler cisimleri optik olarak olduklarından daha büyük, kısa odaklı merceklerse olduğundan daha küçük görünmesine sebep olurlar. Bu sebeple uzun odaklı bir mercekle bizden çok uzaktaki bir cismi sanki yanımızdaymış gibi fotoğraflayabilmemiz mümkün olur. Şimdi bunun dışında odak uzaklıkları aynı zamanda net alan derinliği dediğimiz bir unsuru da etkilerler. Uzun odaklı mercekler net alan derinliğinin küçük, kısa odaklı merceklerse büyük olmasını sağlar. Ancak odak uzaklığı tek başına net alan derinliğini belirlemez. Aynı zamanda fotoğrafını çektiğimiz cismin objektifimize olan uzaklığı ya da kullandığımız diyaframda yine net alan derinliğini etkiler. Bunun dışında objektifler sabit odaklı ya da değişken odaklı olarak da üretilirler. Sabit odaklı objektiflerde adından da anlaşılacağı gibi tek bir odak uzaklığı bulunur. Değişken odak uzaklıklı merceklerde ise iki odak uzaklığı arasındaki bütün odak uzaklıkları bulunur. Bunlara zoom lenslerde, zoom merceklerde denir. Ve siz bir halkayı çevirerek, bu elimde gördüğünüz objektifte de olduğu gibi, bu bir zoom objektif, odak uzaklığını bu zoom halkasını çevirerek değiştirebilirsiniz. Peki, bunun dışındaki sınıflandırma ise bizim asıl bugünkü konumuz. Burada aynı zamanda bir normal açı, geniş açı ve dar açı sınıflandırmasından da söz edilebilir. Burada önemli olan normal açıdan neyin kastedildiğidir. Normal açı insan gözünün gördüğü derinliği veren merceğe söylenir. Bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle iki tane kalem var. Bu iki kalem arasındaki mesafeyi iki gözümle bakıp algıladığımda bu mesafeyi, bu derinlik duygusunu bana veren mercek normal açı olarak kabul edilir. Yoksa insan gözünün gördüğü açıyla normal açının bir ilişkisi bulunmamaktadır. İnsanlar iki gözleriyle görürler ve gözünüzü bir noktaya odakladığınızda bile yaklaşık iki elinizi de aynı anda 180 dereceye yakın bir alanı görebilirsiniz. Netleme açısıysa insan gözünün bir derecenin bile altındadır. Nitekim iki parmağınızı birbirine yapıştırıp istediğiniz kadar uzakta tutabilirsiniz. İkisini aynı anda netleyemediğinizi test etmeniz mümkün. Ama derinliği, yani arka arkaya duran cisimler arasındaki mesafeyi gözümüzle nasıl algılıyorsak bize aynı şekilde gösteren odak uzaklığına biz normal açı diyoruz.
Normal açı nasıl hesaplanıyor? Normal açı günümüzde hala 35 milimetrelik film ya da full frame dediğimiz kameralar bir referans kabul edilirse bunlar üzerinden bir hesaplamayı gösterebiliriz. 35 milimetre film ya da full frame kameraların oranları, sensör oranları kısa kenar 24 milimetredir, uzun kenar 36 milimetredir. 24'ün karesini 36'nın karesiyle toplayıp kare kökünü alırsak bu dikdörtgenin köşegen uzunluğunu buluruz. Bu da 50'ye yakın bir uzunluktur. Bu uzunluk bize sadece o kamera için normal odak uzaklığını verir. Yani elinizde bir full frame dijital kamera ya da 35 milimetre film kullanan, artık pek kalmadı, bir kamera varsa sizin için normal odak uzaklığı 50 milimetredir. Ama dijital kameraların sensörleri işte 1.6, 2 gibi çarpanlara sahip olarak da, yani köşegen uzunluğu 1.6'sı kadar ya da yarısı kadar olan uzunluklara sahip olarak üretildiğinden, ancak objektifler hala 35 milimetreye göre sayılar üstüne yazdığından satıcı size bu çarpanı söyleyecektir. Yani bu makinenin sensörünün çarpanı 1.6 der. O zaman siz objektifinizin üstündeki odak uzaklığı değerini 1.6'ya bölerek gerçek o kamera için geçerli odak uzaklığına, normal açıya ulaşabilirsiniz. Yani çarpanı 1.6 olan bir kamera için normal açı 50 milimetre değil, onun 1.6'ya böldüğümüzde yaklaşık 35 milimetreye yakın bir değer olarak ortaya çıkar. Ancak aynı kameralarla günümüzde fotoğraf makineleri aynı zamanda yüksek çözünürlüklü videolar çekiyor. Burada formülde bir değişiklik ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü fotoğrafa bakarken ister bir telefonunuzdan bakın, isterseniz bir karta basılmış olsun, isterseniz bir sergide görün, ister istemez içgüdüsel olarak kendinizi bir uzaklığa alırsınız. Bu uzaklık gösterimin yapıldığı mecranın, yani eğer duvara asılı bir fotoğrafsa fotoğrafın diagonal uzunluğunu yaklaşık iki katı uzaklığındadır. Nitekim sergilere gidiyorsanız orada görürsünüz. İnsanlar aşağı yukarı hep aynı uzaklıktan resimlere bakarlar. Fakat sinemada bu geçerli değil. Çünkü sinemada koltuklar var ve herkesin bir bileti var. Herkes bir koltuğa oturuyor. Bu koltuklarda genellikle bu ideal izleme mesafesinin uzağına yerleştiriliyor. Şimdi bunun uzağına yerleştirildiğinde ne oluyor? Demin de söz ettik. İnsan gözünün netleme açısı 1 derece civarlarında, biraz altında. Ama bu 1 derecenin 30 dereceye kadar olan kısmını biz net gibi algılıyoruz. Siz bu ideal izleme mesafesinin uzağına oturduğunuzda bu izlediğiniz görüntü o 30 derecenin ortasına doğru küçülüyor. Ne oluyor o zaman? Normal odak uzaklığıyla çekilmiş görüntüler izleyenlere sanki geniş açıyla çekilmiş gibi gözüküyor. Bunu kompanse etmek için sinemacılar formülü bir miktar değiştirerek bu sensör uzunluğunun, diagonal köşegen uzunluğunun iki katını almak gerektiğini söylüyorlar. Yani siz bir küçük formatlı 1.6 çarpana sahip bir kamera ile çekim yapıyorsanız fotoğraf çekerken normal açınız 35 milimetreyken aynı kamerayla sinemada gösterilmek üzere bir film çekiyorsanız bu sayıyı 2 ile çarparak normal açıyı hesaplamanız gerekiyor. Bir kere bu hesap yapıldıktan sonra o sayının bir üstü ve devam eden sayılar dar açı, o sayının bir altı ve devam edilen sayılar geniş açı olarak kabul ediliyor. Hepinize
İyi günler diliyorum.